Özel ve üstün yetenekli çocukların da aynen normal gelişim gösteren çocuklar gibi çok çeşitli sosyal beklentileri vardır. Sosyal ilişkiden aynen normal gelişim gösterenler gibi hoşlanırlar. Fakat bunların derecesi farklı farklı olabilir. Özel ve üstün yetenekli çocukların ilgilerinin, yeteneklerinin, becerilerinin, beklentilerinin diğer çocuklardan farklı olması sebebiyle e, sosyal ilişkilerde özellikle arkadaşlık ilişkilerinde çeşitli sorunlar ortaya çıkıyor olabilir. Bu gibi sorunlara e, bakış açımızı doğru tutarsak, doğru algılarsak o çocuğun o anda ne yaşadığını bunları çözmemiz çok daha kolay olacaktır. Bazen e, sosyalliği ya da popüler olmayı, arkadaşlarının olmasını biz yetişkinler şöyle tanımlayabiliyoruz. ...eğer çok kalabalık bir arkadaş grubu varsa çocuğumun... ...onlarla sürekli olarak konuşma halindeyse, telefonlaşıyorsa, mailleşiyorsa... ...okul dışındaki, ev dışındaki ortamlarda onlarla sık sık buluşuyorsa... ...benim çocuğum sosyaldir şeklinde algılayabiliyoruz. Fakat bu durum üstün yetenekli çocuklar için aynı şekilde gerçekleşmeyebilir. İlgi ve yeteneklerindeki farklılıklardan dolayı üstün yetenekli çocukların daha küçük ve daha derin ilişkiler kurduğu, zevklerini paylaştığı, çeşitli ortak konuları paylaştığı daha özel arkadaşlık grupları olabilir ve bu son derece normaldir. Bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Bunun dışında yine çocuğumuzun çeşitli özel yetenekleri dolayısıyla kendi yaşıtlarıyla değil fakat daha büyük yaşlardaki yetişkinlerle, abileriyle, ablalarıyla çok çeşitli sohbetleri, arkadaşlıkları olabilir. Bu ilk bakışta dışarıdan bakıldığında garip algı olarak algılanabilir veya pek hoşumuza gitmeyebilir. Fakat onların orada paylaştıkları o özel anlar özel ve üstün yetenekli çocuğumuz için paha biçilmez olabilir. Bu durumda yine üstün yetenekli çocukların arkadaşlık ilişkilerine özgü farklı bir durumdur. Bunun dışında üstün ve özel yetenekli çocuklar aynı zamanda kendi arkadaşlarını kendileri seçmek isterler. Çünkü buna karar verebilecek düzeyde olduklarını düşünürler. Fakat anne babalar olarak bazen onları çok da istemedikleri sosyal ortamlarda bırakmak durumunda kalırız. Gidip arkadaş olsana, gidip kendini tanıtsana, neden ilk konuşmayı sen başlatmıyorsun gibi çeşitli dürtüklemelerde bulunuruz. Fakat özellikle bu gruba bu gruptaki çocuklara has bazı özelliklerden olan kendi arkadaşını kendisi seçme, kendi sohbet edeceği, o özel ve değerli vaktini ayırabileceği zamanı kendisinin belirlemesi gibi bazı özellikleri vardır. Bu gibi durumlara dikkat ettiğimizde üstün ve özel yetenekli çocuğumuzun arkadaşlık ilişkilerine çok daha farklı bir açıdan bakabileceğimizi düşünüyorum. Müzik